Tatlımızın muhallebisi için arkadaşlar 2 kaşık un, 1 kaşık nişastayı aktarıyorum. Ve 2 su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Ocağa almadan bunu iyice bir karıştıralım. İyice bir emsin. Homojen bir kıvamı alsın. Daha sonra bunu ocağıma alacağım. Bir güzel pişireceğim arkadaşlar. Şöyle ilk önce dediğim gibi bütün malzemeler birbirine karışsın. Homojen bir kıvam alsın. Sonra ocağımıza alalım, pişirelim. Muhallebim kıvam almaya başladı bakın arkadaşlar. Şöyle göz göz olunca da kapatacağız. Karıştırma işlemine devam ediyoruz. Bakın koyulaşmaya başladı. Göründüğü üzere. Şimdi bunun böyle göz göz kabarmasını bekleyeceğiz ki muhallebi tam pişmiş olsun. Bakıyorum. Daha istedim. Şekle gelmedi. Şöyle karıştırma işlemi devam edelim. Kusura bakmayın arada buğulaşıyor. Bakın. Göz göz olmaya başladı. Muhallebim pişti. Bunu alıyorum yan tarafa. Şöyle 400 gram kadar labne peynirim var. Bunun yarısını kullanacağım arkadaşlar. 200 gram yeterli. Bunu pişmiş muhallebin içine 200 gram kadar labne peyniri ekledim. Bunu iyice bir karıştıralım. Bunu bir homojen kıvama gelene kadar karıştıracağız arkadaşlar. Burada bir pakette vanilya ekliyorum. Şöyle aktaralım ve karıştırmaya devam edelim. İyice bütün malzemeler homojen bir kıvama gelene kadar ocaktan aldım arkadaşlar. Böyle dışarıda karıştırma işlemini yapalım ve tatlımızın muhallebi kısmını halletmiş olduk. Şöyle bir dikdörtgen borcamım var arkadaşlar. Ekmeklerimi bu dikdörtgen borcamıma yerleştireceğim. Ekmeklerimi dizdim arkadaşlar. Şöyle kenarlarda parçalar koymak zorunda kaldım. Ancak şey yapıyor. Şimdi muhallebimizi alıp dökelim. Eşit bir şekilde. Bir spatula yardımıyla böyle dağıtalım. İyice düzleştirelim. Eşit olsun arkadaşlar. Ve bu muhallebimiz soğuyana kadar bekleyeceğiz. Şöyle. Muhallebimiz bir taraftan soğuyor arkadaşlar. Bakın şurada da bir paket çikolata sosu var. Böyle 2,5 bardak süt ilave edeceğim ben buna. Toplamda hazır çikolata sosunun içine 2,5 bardak süt ilave ettikten sonra bunu ocağa almadan yine böyle bir karıştırıyoruz. Böyle bir karıştıralım. Şimdi bunu çikolata sosu pişti arkadaşlar. Birazcık böyle soğumasını bekliyorum. O arada karıştırıyorum tabak oluşmasın diye. Şöyle bir karıştıralım. Biraz soğusun. Sonra bu muhteşem tatlımızın üzerine sosumuzu ilave edeceğiz. Sıcaklığı çıksın birazcık arkadaşlar lütfen. Sıcak sıcak dökmeyin. Şimdi yavaş yavaş çikolata sosumu döküyorum arkadaşlar. Her yere eşit gelecek şekilde bunu yayalım. Ben bunu yayayım, size son halini de göstereyim. Çikolata sosumu da yaydım arkadaşlar. Şimdi bunun soğumasını bekliyoruz. Sonra süslemesi. Tatlımızı dilimlere ayırdık. Üzerini süsledik. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu pasta süsüyle süsledim. Fındık olabilir, antep fıstığı tozu olabilir. İstediğiniz şekilde süsleyin ve servise hazır edin arkadaşlar. Bir gece beklerse daha iyi olacaktır. Garanti bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.